Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Darbe girişiminin Türkiye gündemindeki yankılarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Ankara stüdyomuza döneceğiz. TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın konuğu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü. Hemen sözü kendilerine bırakıyoruz. Teşekkürler Yaprak Irka. Ankara stüdyolarındayız. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Sıcak gelişmeler devam ediyor. Toplantılar, açıklamalar. Türkiye hızlı bir şekilde darbe girişiminin izlerini geride bırakmaya çalışıyor. Bir taraftan da hızlı bir şekilde yaralarını sarmaya çalışıyor. Önemli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce çok teşekkür ediyoruz. Aslında ilk televizyon yayınınızda TGRT haberi seçtiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim öyle olunca ilk baştan başlayalım. 15 Temmuz gecesini bizim aslında unutmamamız gerekiyor. Tabii ki bundan sonraki yapılanları, çalışmaları, adımları anlatacağız ama o gece yaşatılan kabusu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Darbe dönemi 2016'da darbe olur muymuş sözünün aslında tezahür ettiği bir geceydi. Hiçbirimizin beklemediği ama darbecilerin, Fethullahçı terör örgütünün nedenli aslında gözlerini döndüğünde ortaya koydu. Önce neredeydiniz? Nasıl öğrendiniz? Şimdi evet, darbe girişiminin olduğu gün bakanlıktaydım. Akşam çalışmamız vardı. Bakan yardımcılarımız, müsteşarımız, müsteşar yardımcılarımız toplantı halindeydik. Toplantı sürerken haberler geliyordu. Ya bir takım oluşumlar, girişimler var falan diye. Ben pek inanmamıştım. Çünkü yani bu devirde, yani bu yani 21. yüzyılda Türkiye'nin geldiği bu noktada Türkiye'de darbe yapmayı, darbe girişiminde bulunmayı düşünmek bile abes, düşünmek bile saçma, akıllara ziyan bir şey olduğunu düşünürdüm. Ta ki saat 10.30 gibiydi. Koruma görevlisi arkadaşım geldi. Ya dedi, başbakanlıktan aradılar. Bakanınızı emniyetli bir yere götürün diyorlara kadar ben doğrusu pek inanmamıştım. Ama maalesef gerçek olduğunu sonradan hep beraber gördük. Aslında bu girişim hem demokrasimize bir suikast hem de aslında demokrasimizin testi anlamı taşıyor. Yani demokrasimiz bir teste tabi tutulmuş oldu ve başarıyla geçti. Tam puan aldı. Ben yani darbeyi bu şekilde, girişimini bu şekilde değerlendiriyorum. Efendim şimdi gülümsüyoruz ama hakikaten hiç yani o korkunç gecenin ardından siz orada onu öğrenelim. Sonra nereye hareket ettiniz? O toplantıyı bitirdiniz. 10.30'da nereye gittiniz? Şimdi, nereye geçtiniz? Neler yaptınız? Amerika'da bir toplantı olacaktı. İnovasyon zirvesi diye. Ona hazırlanın. Tabii bu toplantıya katılacaktık bakanlık olarak. Bu toplantıda yapacağımız konuşmanın çerçevesini çalışıyorduk. Hangi mesajları verelim? Türkiye'nin niçin yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu anlatalım. Niçin insanlar Türkiye tercih etsinler anlatalım diye çalışıyorduk. Tabii 10.30'da böyle bir kesin haber gelince çıktık. Bizim bakanlığın karşısında bir kamu kurumunun tesisleri var. Önce oraya gittik. Orada işte televizyon açtık, haberlere baktık. Sonra telefon geldi başbakanlıktan. Dediler ki başbakanlık telefondaki ses, başbakanlıkta toplantı yapılacak. Bakanlar kurulu orada toplanacak. Siz de başbakanlığa gelin dendi. Çankaya Köşkü'ne yani. Çankaya Köşkü'ne evet. Sonra Çankaya Köşkü'ne hareket ettik. Tabii arabamızı değiştirdik başka bir arabayla. Köşk'e doğru yaklaşırken ben koruma görevlisi arkadaşıma ya dedim, gelen beni aradılar ama telefon aradılar ama acaba bir şey olmasın, hani böyle bir kandırmacı olmasın. Yani darbeciler arıyor, bizi topluyor olmasınlar. Çok doğru. Evet. Ve dedim işte köşkün etrafında biraz dolaşalım bir bakalım ondan sonra içeri gidelim diye söyledim. Koruma görevlisi arkadaşım dedi ki ben konuştum polislerle. Onlar dedi benim hani tanıdığım arkadaşlar güvendeyiz, güvenli ortamdayız. Girelim diye söyledi. Çankaya Köşkü'ne girdik. Orada işte bakanlarımızın yarısı aşağı yukarı oradaydı. Bir daha İsmail Kahraman Bey geldi. Bakanlarımızdan Süleyman Bey, Süleyman Soylu Bey, İsmet Yılmaz Bey, Bekir Bey vardı. Şimdi orada tabii ilk hareketlenme, işte TRT'nin basılması, onların görüntüleri vardı. Hatta bir ara TRT'deki bir yayın gündeme yayına girdi. Korsan bildiri okundu. Şimdi orada Süleyman Bey televizyon bir kanala bağlandı, açıklamalarda bulundu. Biz yaklaşık 1 saat, 2 saate yakın oradaydık. Çankaya Köşkü'ndeydik. Sonra saat 11.30, galiba 12 gibiydi.
Yine korumalar geldiler. Korumalar dediler ki iki helikopter geldi. Muhafız alayına indi. Kim bunlar? Darbeciler. Darbeciler Çankaya Köşkü'ne geldiler. Başbakanlığa geldiler. İki helikopterle geldiler, indiler. Hani bir şey olmasın, bir yani buraya gelme, bakanlığa kuruluna gelme, işte bir çatışma olabilir, olabilir diye evet. Uyardılar. Buradan neler çıkalım. Konuştuk. Nereye gidelim? Meclise gidelim. Neyse çıkarken çelik gerek giydik. İşte arkadaşlarımız, korumalar silahlandılar. Ciddi silahlandılar. Ondan sonra arabaya bindik. Çıkacağız. Çıkacağız ama ana kapıya iki zırhlı araç gelmiş. Kapatmış. Kapıya kadar geldik. Zırhlı araçlar var. Kapatmışlar. Çıkış yasak. Yani çıkış şeyi var, sıkıntısı var. Oradan döndük. Arka kapıdan çıktık ama biz tam çıkarken ışıklar da karartıldı. Söndü. Işıklar karardı. Biz köşten çıktık. Meclise doğru gittik. Fakat mecliste girişte sıkıntı var. Meclise girişte sıkıntı var. Otobüslerle kapatıldı. Evet. Girenler girmiş ama girişte sıkıntı var. Akabinde bir başka eve gittik. Oradan gelişmeleri takip ettik. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür burada ederim. Sayın Cumhurbaşkanı bağlandı. Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın bağlandığı evet. kanallardan bir tanesi de TGRT Haber'di. Evet. TGRT Haber'de halkı sokaklara davet ettikten sonra bizim yönetim kurulu başkanımız Ahmet Mücahit Ören'in verdiği bize ilk baştan itibaren aslında çok net bir talimat vardı. Darbeye çok sert bir şekilde yayınlarımızla karşılık vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağlanmasının hemen ardından o kadar hazırlık yapılmış ki hani böyle 1-2 saatlik, 1-2 günlük, 1 aylık bir şey değil. F-16 savaş uçakları TGRT Haber'in terasını yalar cesine üzerimizden geçmeye başladı. Yayınlarımızı engellercesine aslında geçmeye çalıştı. O sonik patlamalar gerçekten biz de burada elimizden geldiği kadar TGRT Haber olarak çok dik bir şekilde, çok sert bir şekilde buna karşılık verdik Sayın Bakan. Ben bir konuyu daha burada sizinle paylaşayım. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde tabii ben daha önce savunma sahanda çalıştığım için bir kısım komutan tanıyorum. Şimdi aradığım komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanı yoktu, ulaşamadım. Hı. Kurmay Başkanı'na ulaşamadım. Daha sonra bir tümgeneralimize ulaştım. Şimdi dedim ki Ankara'da uçaklar uçuyor. Önce nerede olduğunu sordum, Bandırma'da olduğunu sordu. Ya dedim Ankara'da uçaklar uçuyor. Haberiniz var herhalde. Evet dedi, haberimiz var. Ya dedim bunları durdurun, bunları hani aşağı indirin, durdurun, uçak kaldırın, bir şeyler yapın falan. Şimdi komutanımız bana dedi ki bizi de Dalaman'dan veya Eskişehir'den uçak kaldırabiliriz. Diğer taraflardan uçak kaldırma gücümüz, şansımız yok. Peki dedim oradan kaldırın, Dalaman'dan kaldırın ve şeyden Eskişehir'den kaldırın. Bu konuştuğunuz kişi tümgeneral, darbeci general, değil. Tümgeneral benim o akşam konuştuğumda şeydi. Yani bizden yani şey vardı, tavrı vardı. Şimdi peki dedim oradan kaldıralım. Fakat dedi uçaklarımız kaldırdık, Ankara'ya geldi. Ankara semalarında darbecilerin uçakları da var. Bir çatışma olması ihtimali olabilir. Bu durumdaydı, bizim hani bir emir almamız gerekir diye söyledi. Başbakan'a söylenen şeyin aynısı. Evet, evet. Yazılı emir. Yazılı değil de bir emir, yani bir almamız gerekir diye söyledi. Ben onun üzerine Savunma Bakanımız Fikri Bey'i cepten aradım. Yani böyle bir durum var, komutanımızın ismi de bu. Hani bir emir bekliyor. Fikir Bey bana, bence de Başbakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla konuşurum, talimat verdiririm diye söyledi. Ha, ondan sonra Sayın Başbakan aradı, talimat Eskişehir'e verildi. Orasını bilmiyorum. Ya yani benim aradığım yani 12-12.30 civarı, yani saat o civarlardadır. Fikir Bey'e ilettim. O bence de hatta telefonunu da verdim. Bence de Başbakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla konuşurum, talimatı verdiririm diye söyledi. Sanıyorum daha sonraki ilerleyen saatlerde Başbakanımızın anlattığı bu talimat emir konusu, yazılı emir konusu. Tam da bu işte. Bunun şeyini herhalde bulduk gündeme sizden. Geldi. Öyle bir şeyi size paylaşayım. Evet. Çok aslında efendim o geceyi daha çok konuşacağız. O gecenin içerisinde evet. kalan bütün detayları ortaya çıkartacağız. Siz de zaten... Ama karanlık bir gece. Yani Türkiye için, milletimiz için çok karanlık bir gece. Şimdi bakın bir batılı ülkede, İngiltere, Fransa, Almanya'da bırakın hani bir darbe girişiminin tartışmak, konuşmak akıllarından bile geçirmez insanlar. Yani hiçbir zaman bir Fransız ordusunun, İngiliz ordusunun, Alman ordusunun darbe yapabileceği, darbe yapma ihtimalinin olabileceği asla akla bile gelmez. Bu tabii yani büyük bir talihsizlik. Tarihimizdeki kara bir leke diye ben görürüm. Evet.
Tabii bir taraftan da diğer gelişmeler var. Bugün siz önemli bir toplantıya katıldınız. Evet, TÜBİTAK'ta evet. Önemli gelişmeler oldu. Evet. Onları da soracağım size ama. Efendim öncelikle siz Sanayi Bakanısınız. Yani birinci şey biz sizi evet, tabii biz, bilim, sanayi, evet. Teknoloji evet. Ama aslında ilk adınızla. En temeli sanayi. Evet. Şimdi önce sanayicilerden aslında şöyle bir talep var. Ya bankalara bakıyorlar mı? Bankalar çarkları yavaşlatıyor. Bununla ilgileniyorlar mı? İşte kredi, teminat mektubu gibi konularda çok fazla bankalar aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatına rağmen muslukları kısmış durumda. Bundan haberiniz var mı? Özellikle bu yönde bize çok fazla soru geldi. Şimdi bugün sabahtan bir toplantımız vardı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu toplantısı, YOİK evet. Kısa adı toplantısı vardı. Bu toplantıda ekonomi yönetimi vardı. İki başbakan yardımcımız, diğer bakanlarımız vardı. Yine bu toplantıda Türkiye'de ekonomiye yön veren sivil toplum kuruluşlarının başkanları vardı. MÜSİAD gibi, TÜSİAD gibi, TOP gibi, YASET gibi, TİM gibi kuruluşların başkanları vardı. Bir toplantı yaptık. Mevcut durumun aslında bir değerlendirmesi oldu. Bu toplantıda şu andaki sistem aslında sistem çalışıyor. Yani bankacılık sistemi çalışıyor. Ekonomi aslında ciddi sapmalar göstermedi. Çok şükür. Yani bu girişimden sonra ekonomide ciddi sapmalar olmadı. Başbakanımızın ifadesiyle Rus uçağının düşürülmesi sırasında ne kadarlık bir ekonomide dalgalanma olduysa bunda da o kadarlık bir dalgalanma oldu şeklinde. Şimdi yani Rus uçağındaki yaşananlarla ekonomik zararı anlamında benzer yani birebir. Ekonomideki dalgalanmanın benzer olduğunu Sayın Başbakanımız daha önce bir toplantıda ifade etmişlerdi. Onu atıfta bulunmak için söyledim. Şimdi bankacılık sistemi tabii ticari bankalarımız var. Onlar tabii bir takım risk hesapları yapıyorlar. Yine diğer bankalarımız da kredi verirken verecek oldukları kişilerle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şu anda tabii icra ve iflas ve konusu ertelenmiş olduğundan tabii bir takım incelemeler yapacaklar, riskleri analiz edecekler. Ama genel çerçevede baktığımızda ekonomide bir ya da bankacılık sisteminde bir tıkanma, durma söz konusu değil. Yine o da yani sonuçta bankacılık sektörünün gözleriniz yani dikkatle takip ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Evet. Sonuçta bir tıkanma olursa da müdahale edeceksiniz. O zaman herkes, yatırımcılar, sanayiciler, kredi bekleyenler, teminat mektubu bekleyenler rahat olsunlar. Şimdi aslında bir ülke için en büyük şey belirsizliktir. Yani şimdi bir türbülanstan geçmiş ülke, bir terör örgütünün taarruzuna maruz kalmış bir ülke. Burada tabii insanların biraz kendilerine ya bakalım ne olacak, durum nereye varacak diye biraz kendilerini tutmalarını doğal karşılamamız gerekir. Ama ben size şunu ifade edeyim. 14 Temmuz günü normal vatandaşlarımızın sosyal hayatları nasıl idiyse bugün baktığımızda da vatandaşlarımızın sosyal hayatları aşağı yukarı aynı. Evet. Bakın fırınlar açılıyor, marketler açılıyor, insanlar alışveriş yapıyorlar. Yani hatta bu demokrasi şölen dediğimiz akşam mitinglerine gittiyseniz onlarda gayet büyük bir coşku var. İnsanlar severek, isteyerek geliyorlar. O bakımdan ben hani Türkiye'deki sosyal hayatın çok etkilenmediği kanaatindeyim. Peki. Etkilenen devlet tarafı, devlet hayatı. Konusu gelmedi belki ama birkaç şeyi burada ifade edeyim unutmadan. Şimdi biz bakanlığımızda da ciddi bir çalışma yürüttük. Hala da yürütüyoruz. Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlarda. Tabii çok ciddi bir analiz yapıyoruz. Yani malum yapıya mensup... FETÖ. FETÖ, evet. FETÖ'ye mensup ya da yakın veya işte ilişkili çalışanlarımız var mı? Bunların durumları nedir diye inceleme yapıyoruz. Bakın bugüne kadar 560 kişinin açığı aldık. Yani 560, Sanayi, Bilim, Sanayi, Teknoloji evet, Bakanlığı'nda 560 evet. kişi açığı aldık. Şimdi bunlardan tabii çok iyi incelemeler yapıyoruz. Bir defa yaşla kuruyu iyice ayırt ediyor musunuz? Sayın Başbakan pazar günü kahvaltıda bize onu söyledi. Yani tabii ki hatalar olabilir ama biz bunu en aza indirgemek için kılı kırk yarıyoruz dedi. Tam çok, cümlesini söylüyorum. Bakın çok dikkat ediyoruz. Bunun için bir komisyonumuz var. Komisyonumuz bakın bir istihbarat birimlerinden gelen raporları inceliyor. İkincisi bir bankada hesaplarında belli bir dönemden sonra hareketlenme olup olmadığına bakıyor. Yine
bilim amirleri söz konusu olan şahısları tanıyan kişilerin şehadetlerine başvuruluyor. Yine belli malum yapıya mensup sendikalara, derneklere, vakıflara üye olup olmadığına bakıyoruz. Yaklaşık dört kriter var. Bütün bunları sağlıyorsa bu kişinin kurumla ilişkini kesiyoruz. Mesela bu şekilde ilişkini kestiğimiz bakanlık kendi içinden 63 kişi oldu. Yine bize bağlı. 560 açığa alındı, 63'ünü de tamamen ilişkini kesildi. Evet. Ve yine bizim bakanlığımızla ilgili kuruluşumuz olan KOSGEB'ten de dün itibariyle 47 kişiyi uzaklaştırdık. Açığa alma değil, ihraç ettik. İhraç ettiniz. Bu ne zaman bitecek bu? Tamamen mesela ilişkiyi kestiniz ya, bunlar sağlam mı değil mi? FETÖ ile bağlantısı var mı yok mu? Ne zaman sonuçlandıracaksınız? Şimdi, o sizdiğiniz o 4 kriter ve komisyon hızlı bir şekilde bir taraftan çalışıyor. Şimdi galiba. Her kurumda aslında bize bağlı ilgili her kurumda komisyonlar var. Bunlar çok ciddi çalışıyorlar. En son bakana geliyor. Biz onaylıyoruz. Ama gerçekten arkadaşlarımız kılı kırk yarıyorlar. Kurumun arasında yaş yanmamasına çok özen gösteriyoruz. Emin olmadıklarımızı bir defa işleme koymuyoruz. Onlar yani emin değilsek evet. işleme koymuyoruz. Dolayısıyla bizim işlemlerimizde hata payı sıfır denecek kadar çok azdır. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şu anda TÜBİTAK üzerinde çalışıyoruz. Bakın TÜBİTAK'a soracağım. Evet. TÜBİTAK'a soracağım. Ama demin araya girdi. Siz daha önce de Savunma Sanayi Müsteşarı Yardımcılığı görevini yaptınız. Evet. Bu aslında önemli bir görev. Hani bürokrasiden de gelen bir isimsiniz. Evet. Şimdi efendim şöyle bir şey oldu. Demin çok kısa ona bir geçelim de arada atlamadan. İşte IŞİD saldırıyor, Suriye olayı, Irak olayı, Rus uçağı düşüyor, arada başbakan değişiyor. Ya bir kara delik gibi Türkiye sonra darbe oluyor. Ve pazartesi günü borsa açılıyor. Türkiye yoluna devam ediyor. Yani nedir bunun sırrı? Kara delik gibi bütün problemleri aslında yutuyor ve hızlı bir şekilde toparlanıp yoluna devam ediyor. Bu dikkatinizi çekti mi? Yani şu aslında, hani son iki ayda yaşananları bırakın şeyi. Son iki ayda yaşananlar İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'da belki 100 yılda yaşananlara eşit derecede olaylar. Çok doğru. Aslında bir kronolojiye bakarsak. Şimdi bakın 7 Haziran seçimleri vardı. 7 Haziran seçimlerinde bir hareketlenme o zaman da oldu. Ve bir partiyi barajı aşırmak için, bir partinin barajı aşması için ciddi bir gayret sarf edildi. Bugün HDP. HDP evet. HDP barajı açsın diye ciddi bir gayret sarf edildi. Bugün FETÖ dediğimiz örgütün yakınları, mensupları da buna ciddi destek verdiler. Niye? Çünkü AK Parti iktidardan düşsün. Yani HDP'nin barajı aşması halinde AK Parti'nin iktidardan düşeceğini hesaplıyorlardı. Bunda kısmen de başarılı oldu. Hatırlayın 7 Haziran 1 Kasım arası. Tabii Cumhurbaşkanımızın dirayetli kararları neticesinde 7 Haziran'da ortaya çıkan tablo 1 Kasım'da bertaraf edilmiş oldu. Şimdi tabii bunda başarılı olamayınca 7 Haziran'dan sonraki süreçte Güneydoğu'daki malum olaylar meydana geldi. İşte hendekler, şehir savaşları. Evet, hendekler kazıldı, tuzaklar döşendi, şehir savaşları dedikleri daha doğrusu bir süreç başlatıldı. Bunda da Türkiye başarılı bir sonuç elde etti. Aslında bu harekete karşı başarılı bir sonuç elde etti. Ne oldu? Şehirler örgütten temizlendi. Belli bir noktaya geldik. Bakın dikkat edin. Başarılı bir sonuç alınmasına müteakiben bu olay meydana geldi. Aslında bunu planlayanlar, bunu kurgulayanlar iki şey arzu ediyorlar. Birincisi Türkiye'yi Suriyelileştirmek istiyorlar. Yani Suriye gibi bir Türkiye Suriye gibi iç savaş olsun. Çıkmış. İç savaş çıkmış. Bölünmüş, parçalanmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işgal operasyonuydu demesi o zaman karşılık buluyor. Evet. Şimdi bakın bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Başarılı olsaydı, Allah korusun, başarılı olsaydı Mısır gibi bir yönetim istiyorlar. Yani Türkiye'yi ya Suriyelileştirmek veya Mısırlaştırmak istiyorlar. Bunda işte yurt içi, yurt dışı ne derseniz deyin böyle bir güruh var. Bunların amaçları Türkiye ya Suriye gibi olsun veya Mısır gibi olsun.
Evet, doğru, çok ilginç. Efendim peki şimdi tabii bakıldığı zaman adım adım gidelim ama burada siz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanısınız. Evet. Ben size her soruyu soracağım bugün. Çünkü artık alanlar birbirine karıştı. Siz biraz, cevap verip vermemekte veya o sınırı çizmekte lütfen size bırakıyorum ama ben size her soruyu soracağım. Peki. Efendim TÜBİTAK. Evet. Son dakika gelişmelerini sizden alalım. Biz sabahleyin aslında ekranlara yansıttık ama bu operasyon aslında daha önce yapılmış. TÜBİTAK neden önemli? Bu özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, bakanların işte kriptolu telefon alın bu size güvenli dedikleri aslında kriptosuna maalesef, kadar evet, kendilerinin evet, belirlediği telefonlar. Şimdi bakın. TÜBİTAK çok önemliydi. Yani TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye'nin en nitelikli bürokrasi kadrosundaki nitelikli insanların çalıştığı bir kurumdur. Ve 2011'den sonra bakanlığımızın ilgili kurumu haline gelmiştir. Bakın size bir rakam vereyim. 2011-2013 arasında TÜBİTAK'a, yani malum yapının TÜBİTAK'ta etkin olduğu dönemde TÜBİTAK'a alınan personel sayısı 1707. Yani bakın TÜBİTAK'ın toplam personel 4500 civarındadır. Yani %50 personel alım var. Ve bunların büyük bir çoğunluğu FETÖ. Şimdi bunlar tabii 17-25 Aralık'tan sonra epey bir düzenleme oldu. Ama hala içeride olabileceği düşüncesi var. Ve biz bunu çok az önce bahsettiğim... Araya girip o 560 rakamının ne kadarı TÜBİTAK'la ilgili? TÜBİTAK'la ilgili rakamları alabilir miyiz? Şimdi tabii az önce bahsettiğim kriterlere göre TÜBİTAK Başkanımız ve onun kurduğu bir komisyon bunları tek tek inceliyor. Yine işte 4 kritere bakıyor. Bu arkadaşlarımızdan, bu çalışanlarımızdan mağdur olmamaları için gerçekten kılı kırk yaran bir süreç yürütüyoruz. TÜBİTAK Başkanımız akşamları bakanlığa geliyor. Ve hatta bize gelen bir takım bilgiler var ve bunlar işte yok, hani böyle diyorsunuz ama işten çıkardınız ama aslında böyle değil. Onları da inceliyoruz. Tek tek inceliyoruz. Ve bakın yapılan operasyonda, yani bugün sizin haber aldığı operasyon aslında geçen hafta yapılmıştı. Biraz geç bilgilenme olmuş. Şimdi o operasyonda 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İnanın bir kişi hariç 13 kişi bizim tespit ettiğimiz kişiler. Yani örtüşüyor. Örtüşüyor. Yani, Artı bir. Onu da biz yani bakıyor, inceliyoruz. Dinleme yatak, teknik takipten. Evet, bakıyoruz ama bizim yaptığımız çalışma ile emniyetin, polisin yaptığı örtüşüyor. Dolayısıyla doğru yolda ilerliyoruz. TÜBİTAK tam anlamıyla FETÖ'den temizlendi diyebilir miyiz? TÜBİTAK çok önemli olduğu için bunu ısrarla soruyorum. Şimdi bakın şöyle, yani 5 kategoride inceliyoruz. Şimdi yani 5 kriterin 5'ini de sağlayan 5. derecede, en üst derecede bunları memuriyetten çıkartıyoruz. Dördüncü derece, yani bir kriteri sağlamayanı işten çıkartıyoruz. Daha sonra işte üçüncü, ikinci şeyde. Şu anda arkadaşlarımız defalarca tekrar tetkik ediyorlar. Çalışmalarımız TÜBİTAK'la ilgili devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de TÜBİTAK'tan işten çıkartmalar veya memuriyetten çıkartmalar olacak. Devam edecek. Devam ediyor. Efendim askeri terminolojiyi de yakından bildiğiniz için kripto elemanların özellikle bulunmasına yönelik mi bu ince eleman, evet, yani ince işe mi geçildi? Tabii ki ince işe geçildi. Yani şimdi bakın bir bilinenler var. Onlar kolay. Onları bir defa da alabiliyorsunuz ama bilinmeyenler var. Kendini gizleyenler var. Onların tespiti zor. Onlar için hatta bakın şey söyleyeyim. 2 ay önce baktığımız ve temiz çıkan arkadaşlarımız kişiler bugün baktığımızda yeni gelen bağlantılarla yani temiz çıkmayabiliyorlar. Dolayısıyla bütün gelen verileri, bütün gelen bilgileri değerlendiriyoruz. Mesela 2 ay önce sorulsa size başka bir rakam söylerdik. Bugün sorduğunuzda başka bir rakam söylüyoruz. Çok ilginç. Bir de efendim tabii bir taraftan 4. 3 tane kanun hükmünde kararname çıktı. Şimdi 4.sü hazırlanıyor. Evet. Sayın Başbakan dün açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı veya istihbaratın genel olarak düzenlenmesi. 3. de biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sayın Başbakan'ın ifadesiyle 150 yıldır düşünüleni biz yaptık. 150 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdikti. Şimdi istihbaratla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Önce şunu söyleyeyim. Yani 3. çıkan kararnameyi söyleyeyim.
669 sayılı kararname. Şimdi aşağı yukarı 2007 yılından beri dünyada ki bütün daha önce yapılan savunma reformlarını okumuş bir insan olarak, bir kişi olarak bu çıkan kararnamedeki yapılanma, yani silahlı kuvvetlerin yapılanması tam anlamıyla bir savunma reformudur. Bunu lütfen hani bir darbe girişimine karşı alınmış bir tedbir gibi basite indirgememek gerekir. İlker Başbuğ bunu pek böyle okumuyor ama. Yok, yani şöyle söyleyeyim, gerçekten ciddi bir savunma reformudur, köklü bir düzenlemedir. Bakın şimdi yani birçok bazı ülkeler vardır. O ülkelerdeki silahlı kuvvetler yapılanması rejimi koruma üzerine kurulmuştur. Mesela Çin gibi. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti Kızıl Ordu, Çin ordusunun görevi, birinci görevi rejimi korumaktır. Şimdi bu tabii yani bizim ülkemizde baktığımızda, bizim ülkemiz bir NATO üyesi ülke. Biz Batı İttifakı'nın bir üyesi, ordusu üyesi olan bir ülkeyiz. Bizim ülkemizdeki yapılanmanın aslında 91'den sonraki süreçte, yani Soğuk Savaş'tan sonraki süreçte ciddi bir reforma ihtiyacı vardı. Bu aslında geç kalınmıştı, geri kalınmıştı. Keşke bu reform, savunma reformu 91, yani Soğuk Savaş döneminden sonra bütün, yapılabilseydi. Tabii. Bütün gelişmiş ülkeler, bakın İngiltere, Fransa, Almanya, savunma doktrinlerini, askeri doktrinlerini, savunma konseptlerini yeniden yazdılar. Bakın NATO bu süreçte 3 defa yeni konsept yazdı ve kendisini bir güvenlik örgütü olarak tanımladı. Yine bakın Fransa mecburi askerliği, zorunlu askerliği kaldırdı. Almanya askıya aldı, filan uygulamıyor. Profesyonel ordunun aslında veya daha doğrusu tabii, uzman ordu. Uzmanlaşmış ordu. Tabii uzman orduya geçtiler. Şimdi Türkiye bu süreçte biraz geç kaldı. Niye geç kaldı? Türkiye'de çünkü kendine has bir yapı var. Bazı şeylere dokunmak, onları konuşmak bir dönem çok sıkıntılıydı. Şu anda yapılan, aslında şu anda yapılan ciddi bir reformdur, köklü bir reformdur. Bu yapılanmanın ben silahlı kuvvetlerimizi güçlendireceğine eminim. Şöyle diyorlar efendim, araya giriyorum ama. Ya tamam, biz bunları 15 Temmuz'u hiç görmeyelim, gözümüzü kapatalım, yola devam edelim, hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Bunu söyleyenlerin bakın, başında da İlker Başbuğ geliyor. Diyor ki 150 yıllık bir gelenek, Sultan Abdülhamit de demiyor. Yani Abdülhamit, yani ben onu Abdülhamit Han olarak değiştiriyorum. O bile bir şey yapmadı diyor. Yani biz diyor bırakalım, devam edelim aynı şekilde. Şimdi Sultan Abdülhamit Han, Türk tarihindeki en reformist padişahlardan birisidir. Bakın onun kurduğu kurumlar, müesseseler bir sonraki dönemde çok ciddi görevler icra etmişlerdir. Dolayısıyla hani sağ olsaydı, bugün hayatta olsaydı, yönetimde olsaydı kesinlikle bu reformu kesinlikle yapardı. Ondan bir defa emin olalım. İkincisi, bizim aslında yaptığımız, yani şu anda yapılan, yani en son kararnameyle yapılan aslında silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine matuf bir, askeri gücünün artırılmasına matuf bir harekettir, bir çalışmadır. Niçin? Şimdi bakın, muharip güç oranı diye bir kavram vardır. Yani sizin silahlı kuvvetlerinizdeki personel sayısının ne kadarı muharip unsurlardan oluşuyor? Yani savaşan güçlerden oluşuyor. Diyelim ordunuzun sayısı 100 bin. Bunun ne kadarı muharip güç? Bu ciddi bir kriterdir. Bakın Türkiye'de bu oran, yani muharip güç oranı İngiltere'de ve Amerika'da %73, 72-73 civarındadır. Bizde? Yani 100 askerden 73'ü muharip güçtür. Diğerleri, bu destek sağlayanlar sivildir veya outsource dediğim dışarıdan hizmet alınarak yapılan işlerdir. Yani %30'da %70 gibi bir şey yaklaşık olarak. Evet. Bizde bu oran çok düşük. Bizde bu oran her ne kadar NATO üyesi ülke olduğumuz için %50'ler civarında ifade ediyorsak da NATO'ya, gerçekte bu oran çok daha düşüktür. Çünkü kaçtır efendim? Sınır verilen resmi rakam %50'ler civarında. Yani silahlı kuvvetlerin NATO'ya bildirdiği rakam o %50 olduğu için söylüyorum ama daha gerçek var, bence daha düşük. Daha düşük. Anladım. Daha düşük. Çünkü bakın şimdi sağlık hizmetleri, bakın bunlar muharip hizmetler değil. Lojistik hizmetler, savunma sanayi, bunlar muharip hizmetler değil. Aslında genel ayrımı şöyle yapmamız lazım. Muharip bütün görevlerin silahlı kuvvetlerde
muharip olmayan bütün görevlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğu bir ayrım mı düşünmek lazım? GATA, askerlikle alakası olan bir hizmet değil, sağlık hizmeti. İşte askeri fabrikalar, ikmal bakım merkezleri, tersaneler. Bakın çok şey sayabiliriz. Bunların hiçbirisi muharip görevler değil. Bakın aslında bu kanun hükmünde kararnameyle silahlı kuvvetlerin üzerindeki gereksiz birçok yükü almış olduk. Şimdi Savunma Bakanlığı'na bakarsanız yapması gereken, odaklanması gereken esas işe. Kesinlikle böyle. Bakın niye odaklandı? Bakın profesyonel ordu veya uzman ordu dediğimiz ülkelerde, şimdi İngiltere, Fransa, Almanya, orada bir asker, bir pilot ya da bir tank subayı sadece askeri görevleri düşünür. O uçağın bakımı, onarımı, lastikleri, mazotu, benzini, gazı, onları düşünmez. Onları başka birisi yapar. O gelir, anahtarıyla uçağı çalıştırır. Uçağı veya işte tankı çalıştırır. Uçar. O vuracağı hedefleri düşünür. Sadece askeri görevleri düşünür. Şimdi Türkiye'de tabii yani her şeyi silahlı kuvvetler kendi içerisinde yapmayı düşündüğü için asker işte arabasının ya da tankının paletini de düşünüyor. Bakımını, onarımını düşünüyor. Şimdi bakın Maliye Daire Başkanlığı vardır Milli Savunma Bakanlığı'nda. Doğru. Maliye Daire Başkanlığı ne yapar? Bütçeyle uğraşır. Bir tuğgeneraldir. Şimdi ben size soruyorum. Yani bir tuğgenerale yazık değil mi? Mali hizmetlerle uğraşması. Oysa Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlarımız var. Bir hesap uzmanını alalım. Orada daire başkanı yapalım. O maliye dairesinde mali hesaplara bakan komutanımız, tuğgeneralimiz de... Efendim işte geçmişte askeri, çok değil, 15 gün önce Milli Savunma Bakanlığı'na girdiğimiz zaman bakanın dışında sivil bir insan göremiyorduk. Doğru mu? Yani idare görevlerde hiç yoktu. Sadece en alt katta... Evet, o en alt katı söylemiyorum ben. Yani memurlar, yukarıda herkes asker. Sağım evet. Tuğgeneral, solum kor general. Şimdi hani bunu, Milli Savunma Bakanlığı yani burası. Şimdi bakın bunu aslında şöyle, bu yani savunma bakanlıkları ülkelerde aslında sivil asker ilişkilerinin en iyi dengelenebileceği platformlardır. Orada yönetici kademesinde sivillerle askerlerin müşterek çalışması gerekir. Ve bir hiyerarşik muadilet sistemi olması gerekir. Yani bir generalin üstünde bir sivil ya da bir sivilin altında bir general çalışabilmeli. Ya da bir generalin altında bir sivil çalışabilmeli. Tabii Türkiye'deki yapı mevcut yapı, silahlı kuvvetleri mevcut yapısı aslında Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan da çok farklı değildi. Dolayısıyla bu yapılan düzenleme silahlı kuvvetler için çok faydalı. Türkiye'nin askeri gücünü, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin muharip gücünün artırıcı bir rol oynayacağından eminim. Dördüncü kanun hükmündeki kararname istihbarat. Şimdi orada neler söylersiniz? Onu çalışıyor arkadaşlarım, çalışıyorlar. Birkaç proje varmış aslında, birkaç aslında alternatifli şey varmış. Sonuçta onu, her şey güçlendirilmesine yönelik. Emniyet istihbaratı, jandarma istihbaratı devam edecek. MİT güçlenecek hem yurt dışında hem yurt içinde. Şimdi istihbarat konusunda biraz sıkıntılarımız olduğu aslında malum, biliniyor. Bunu Başbakanımız da konuşmalarında ifade ettiler. Orada bir yapılanma ihtiyacı var. Bakın yani o gün saat 3'te Başbakanımız ya da MİT'in haber aldığı, istihbaratın haber aldığını Başbakanımız dün akşamki konuşmalarında ifade ettiler. Şimdi böyle bir organizasyon bir günde olmadı. Bu organizasyon birkaç ayda, birkaç yılda oldu. Şimdi bunun haberinin daha önce alınabilmesi gerekirdi normalde. Yani son gün saat 3'te değil, belki 3 ay önce saat 3'te, 3 yıl önce alınması gerekirdi. Burada bir sıkıntı olduğunu herkes kabul ediyor. Yani istihbarat yapılanmasında Türkiye'nin bir sıkıntı olduğunu herkes kabul ediyor. Dolayısıyla burada da silahlı kuvvetlerdekine benzer bir yapılanma ihtiyacı vardır. Bu yapılanma ihtiyacı da inşallah yeni bir kararnameyle giderilecek. Evet, onu bekliyoruz. Dördüncü kanun hükmündeki kararnameyi bekliyoruz. Evet. O da belki de aslında en önemli ayaklarından bir tanesi. Kesinlikle. Ve yani şeyde tamamlanmış olacak, zincirde tamamlanmış olacak ve böylelikle bütün yapının değiştiği ve güçlendiği bir döneme geçeceğiz. Bakın bir şey ifade edeyim. Bu istihbarat birimlerinize, ülkenin istihbarat birimlerine yapacağınız her bir yatırım
aslında güvenlik için harcayacağınız paradan yapacağınız tasarruftur. Yani ne kadar güçlü istihbarat o kadar az güvenlik az harcaması. Tabii kesinlikle öyle. Savunma ve güvenlik harcaması. Yani savunma için de geçerli, güvenlik için de geçerli. Aslında bakın terörle mücadelede de bizim çok hani üzerinde durmamız gereken bir konu yine istihbarattır. Bakın biz hep olaylar olunca tedbir almaya gidiyoruz. Oysa olaylardan ön alma, onlardan daha önce davranma konusunda biraz daha... Bu aslında birazcık da koruyucu sağlık hizmetleri benzeri gibi, bir şey gibi, değil tabii, mi? Tabii gibi. Sayın Bakan, size hep sormamam gereken alanınız dışındaki soruları soruyoruz ama buyurun. Bütün burada konuk ettiğimiz, sizin yerinizde oturan bütün bakanlara aynı soruları yöneltiyoruz. Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve işte Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri'nin bu meclisin etrafından işte taşınması konusu. Böyle bir şey konuşuldu mu? Şimdi aslında şöyle taşınması bu, bunu bir milletvekili arkadaşımız bir toplantıda söyledi ama aslında bakın şöyle bir şeye ihtiyaç var Türkiye'de. Bu merkezin biraz dışında Pentagon'vari bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bakın Milli Savunma Bakanlığı, yanında Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay'ın olduğu bir kampüs. Buna ihtiyaç var. Bunu ben bir raporda, savunma reformu raporunda, ben bunu teklif etmiştim. Kabul de görmüştü, yazılmıştı. Avrupa'da nasıl efendim? Mesela İngiltere'yi konuşalım. Şimdi mesela Fransa, Pentagon var bir yapılanmaya gidiyor. İnşaatlarını yapıyor. Almanya. Amerika zaten böyle. Avrupa'da benzer yani. Fransa yeni bu yapıya geçti ama esas bunun şeysi şeydir, Amerika'dır. Almanya'yı tam bilmiyorum. Yani nasıl bir mekanda olduklarını bilmiyorum. Onların ordu yapısı da çok değişik zaten biliyorsunuz. Evet, değişik. Evet, değişik. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Pentagonvari bir yapılanmaya ihtiyacı var. Yani Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve kuvvetlerin bir arada olacak. Bir kampüste ama Ankara'nın dışında. Ya da çünkü silahlı kuvvetlerle ilgili konular aslında gizlilik ifade eden konulardır. Şehrin tam merkezinde, ana göbeğinde değil de Etimesut'ta zırhlı birliklerin olduğu yerde veya işte daha uzakta. Şehrin biraz dışında, daha sakin bir bölgede yani Pentagon bari bir yapılanma, müşterek bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bakın aslında şu anda yapılan düzenleme savunma yönetimine ilişkin. Yani Türkiye'nin savunma yönetiminde gerçekten bir reform gerçekleştirildi. Aslında bunun bir ayağı, ikinci aşaması daha olması lazım. Askeri teşkilatın reorganizasyonuna ihtiyaç var. Buradaki maksadımızda, bakın artık dünyada müşterek harekat ve müşterek kuvvet yapılanmasını içeren bir konsept söz konusu. Ve bütün dünyadaki gelişmiş müttefik ülkeler müşterek harekat ve müşterek kuvvet yapılanmasına göre ordularını modernize ettiler, yeniden düzenlediler. Türkiye'nin de böyle bir yapılanmaya ihtiyaç var. Çünkü artık hiçbir savaş, hiçbir savunma tek başına değil. Yani hava kuvvetleri tek başına savaşmıyor, kara kuvvetleri tek başına savaşmıyor. Dolayısıyla kuvvetlerin aynı anda kullanıldığı... Kesinlikle. Müşterek harekat konsepti buna diyorlar. Ve bu müşterek harekatı icra edebilecek bir müşterek kuvvet yapılanmasına ihtiyaç var. Evet. Türkiye'de genelde ayrık bir yapı vardır. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ayrık bir yapı arz eder. Dolayısıyla daha müşterek bir yapıya ihtiyaç var. İnşallah gelecek dönemde bu da çalıştığı hayata geçirilir. Efendim süremizin de sonuna geldik. Son 3 dakika. Bir taraftan da zamana karşı tabii konulmuyor. Saat başı geldi. Evet. Yurt dışında İngiltere, Londra, Washington, Berlin, Paris, Brüksel tamamen paralel yapının cirit attığı FETÖ elemanlarının sabah sabaha kadar düşünüp Türkiye'ye nasıl zarar veririzin planlarının yapıldığı merkezler haline dönüştü. Ne dersiniz, bu yurt dışında yeni bir algı yönetimine ihtiyaç yok mu? Bu konuda aslında en önemli tedbirlerin alınması gereken yerler buralar değil mi? Yeni bir şeye başlamıyor musunuz Türkiye'yi anlatmaya? Kesinlikle var. Aslında bugünkü YOİK toplantısı akabinde yine ekonomi yönetimi ağırlıklı bakan arkadaşlarımızla bu konuda bir toplantımız oldu. Bir program Ekonomi Bakanlığımız hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde bu belli merkezlerde malum yapının faaliyetlerine karşı Türkiye'deki gerçekleri, Türkiye'nin gerçeklerini ifade eden, anlatan çalışmalarımız olacak. Bir program söz konusu.
bu programı gelecek haftadan itibaren hayata geçireceğiz. Batı nasıl baktı efendim 15 Temmuz'a sizce? Yani bizi çok rahatsız ediyordu açıklamalar. Siz aslında Batı'yı da okuyabilen bir isimsiniz. Özellikle Washington ve Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar. Ya eyvah tüh, bizim çocuklar başaramamış gibi mi? Hayır, şöyle düşünmemiz lazım. Şöyle, bizim Batı ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir Türkiye ve ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Yine Amerika ile stratejik müttefikliğimiz söz konusu. NATO üyesiyiz. Şimdi belki bizim hani Batılı dostlarımıza FETÖ örgütünün anlatmada biraz belki eksiğimiz oldu. Onu anlatabilirsek, kendimize anlatabilirsek, ben Batılı müttefiklerimizin bırakın darbe yapmayı... Siz yani anlayabileceklerinden olumlu bakıyorsunuz ona. Olumlu bakıyorum. Anladım. Anlatabileceğimize inanıyorum. Bu konuda inşallah önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz faaliyetlerle bu algıyı değiştireceğimize inanıyorum. Efendim süre bitti ama yerli otomobili de soralım. Yani sizi aslında bu konuyu... Yerli otomobili çalışıyoruz. Şimdi şöyle, TÜBİTAK üzerinde çalışıyor. Özellikle batarya konusu üzerinde biz duruyoruz. Yani yerli otomobil elektrikli olacak. Elektrikli model olacak. Biliyorsunuz elektrikte yakıt tüketimi çok daha az. Çevre kirliliğine etkisi çok daha az. Ve bütün dünyadaki trend de elektrikli otomobile doğru gidiyor. TÜBİTAK bu konuda epey bir mesafe aldı. Ama şu anda üzerinde çalıştığımız, bundan sonrası için bir iş modeli oluşturalım. Çünkü biliyorsunuz otomobil üretimi ticari tarafı daha fazla olan bir faaliyet. Teknoloji bir şekilde aşacağız. Ama ticari tarafı daha ağır olan bir faaliyet. Bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu iş modelini Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Kendi onayını aldıktan sonra sizlerle paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü. Efendim açık yürekli cevaplarınız için çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah darbeyi ve sonuçlarından ziyade sanayiyi, bilimi, teknolojiyi konuşacağımız bir programda yapmak isteriz sizle. Çok teşekkür ediyorum. Benim de bu ilk programım oldu. Ayrıca TGRT haberi seçtiğiniz için de ayrıca çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür çok sağ olun Sayın Bakan. Sağ olun. Efendim programa burada noktayı koyuyoruz. Konuğumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü'ydü. Yorumu her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyoruz ve akşam saat 21'de Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan yine bu stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın şimdilik Ankara'dan.